arkadaşlar, bugün bakalım bizi neler bekliyor, ne yapacağız. Bugün patates almaya gidiyoruz, kışlık patatesimi alacağım. O yüzden tarlaya gidiyoruz, patates tarlasına. Bakalım ne yapacağız, nasıl olacak, günümüz nasıl geçecek. Oradan da yine fırına biber götüreceğim gözlemesi için. Bakalım, şimdi patates almaya gidiyoruz. Şöyle biraz yolu çekeyim. Yanlış gitmişiz, şimdi tekrar başka bir yola girdik. Mısır tarlalarını görüyor musunuz arkadaşlar? Burası mı acaba diye bir sormamız gerekiyor. Şurada. Arabayı attık, bak. Tamam, çekeyim. Hı-hı. Evet arkadaşlar, patates almaya geldik. Geç nasıl? Patatesler hazırlanmışlar burada. Bacım dikkat et, burada tel var. Dayan, geçelim. Gel. Oraya gelsin. Hey, çamur. Gel otur. Patates alacağız. Şey yapayım, kamera çeker, dur. Sizi çekmedi. Geç. Bir çay mayva ya. Yok, çay içmeyeceğiz. Patatesi alıp gidelim. Teşekkür ederim. Çok olur mu böyle ya? Bunları abi aradım dedim. Mangal gideceğiz nerede? Mangal yok yok ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de yeni yavaş. Bir tane orada çekirdek eti yesinler Doğukan. Orada bir tane çekirdek kopar. Devamlı müşterimiz, Allah razı olsun. Ya. Burada çay yapıyorlar. Burası tarla olduğu için. Şimdi yanmıyor ama. Demliklerde de çay çok lezzetli olur. Çay hazır. Yok, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten. Mangala şimdi yapıyorduk biz de. Yok, gerçekten çok sağ olun. Yarına pazara hazırlık yapıyoruz. Oturup mısır da yapayım. Mısır da var. Mısır alalım. Biz evde yaparız. Şöyle seçeceksin. Şimdi karpuz da var. Tekebilirsiniz. Kavun da var. Aşağı tarlada da var kavun, karpuz. Burayı tekerim. Bir iki tane burada. Ay, çekirdeklerini görüyorsunuz arkadaşlar, hep kendileri yetiştiriyor, pazara da getiriyor abi. Ya mısırımız, evet. Patates açacağız da. Aa, burada da var Reyhan Bey. Biraz da mısır alalım, bir de patates gidelim. Ha. Çekersin. Al, bu çekirdekler de bizden yersiniz. Abi gel otur, ya bazı ikisine yok, o da senin bir bazı, otur ya. Tamam, otur. Arkadaşlar, temizleyecekler bunu. Bak, çok var da yeni. Abi otursaydı. Abi gel ya. Tamam, biz fasulye da lazım. Yok, patates alalım, armut alalım, bir de o haşlamalı patatesler alalım. Bir tane de krem hem de bakın. Yok görsünler. Evet, görüyorsunuz bizim buranın meşhur patatesi, beyaz patates. Beyaz patates olmadan biz kışı geçiremiyoruz. Bu kızartmalı, haşlamalı oluyor. Bu büyük olduğu için kızartmalığı veriyoruz. Bunlar ticaret. Türkiye'nin her yerine gidebiliyor. Soğan, patates, aklınıza ne geliyorsa. Her şey, ama hep kendileri yetişiyor. Tamamen doğal ve organik. Çamur olduğu için bazı yerlere giremedik. Gerçekten hepsi el emeği. Evet hanımlar, bize 3 tane büyük bir kocaman çekirdek hediye ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Patates aldık, yine büyük yemeklik patates. Teşekkür ediyoruz. Haşlamalı patates aldık. Armut aldık, yine organik kendi bahçelerinden. Mısır aldık. Bunları da yine haşlayınca size göstereceğim. Bu kadar. Şimdi buradan ayrılıyoruz.
Ya bir çayımızı mangal mangal. Fırına gidiyoruz. Biberlerimizi pişireceğiz. Pişirip biberlerimizi hazırlayacağız. Şimdi fırına doğru yol aldık, gidiyoruz. Evet hanımlar, şimdi tepsilerimizi getirdik. Bunlar ben özel yaptırdım. Bunun değil, bu tepsini özel yaptırdım. Köyde yaptırdım. Tenekeden yapılıyor. Böyle çok lazım oluyor böyle şeylere. Şimdi getirdik, biberleri koyup fırına süreceğiz. Tepsileri koyduk. Şimdi fırına süreceğiz. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Gidip pişince gelip alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi biberleri almaya gidiyoruz fırına. Yarım saat sonra gelin demişlerdi. Şimdi gidiyoruz biberlerimizi alıp sonra evde işlemlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, fırına geldik. Görüyorsunuz pişirmiş, çıkarmışlar. Çok da sıcak, yeni çıkmış herhalde. Şimdi böyle şeye koyacağım. Leğen getirdim. Leğene koyacağım. Fırında bize kaldı, kimse yok. Leğene koyup eve gideceğiz. Bayağı da bir sıcak. Evet, şimdi tepsilerimizi alıyoruz. Görüşmek üzere. Evet hanımlar, biberlerimizi fırından aldık, eve geldik. Dışarıdayım. Kamelyamız var dışarıda, kimse de yok. Dedim burada soyayım, öyle eve çıkayım. Tepsi getirdim yukarıda. Şimdi böyle soyup koyacağım. Soğuduktan sonra da artık yukarı çıktığımda göstereceğim size. Şimdi önce bunları bir güzelce soymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, biberlerimi, kabuklarını soydum, tepsimi aldım. Şimdi eve çıkıp doğrayıp derin dondurucuya nasıl koyduğumu size göstereceğim. Evet hanımlar, böyle alıyoruz, böyle çok şey yapmıyoruz. Ufatmıyoruz, şöyle şu şekil. Şöyle yapıyoruz. Şimdi gittik patates aldık, biliyorsunuz beyaz patates. Biberlerimizi de yap. Evet arkadaşlar, böyle üçer avuç koyuyorum ben. Bir porsiyon oluyor, iyi oluyor. Yemeklerin yanında çok seviyoruz bunu. Bu gerçekten müthiş oluyor. Biber, patlıcan daha yapmadım. Biberlerden de çok hoşnut kalmadım. Çok iyi değillerdi. Geçen biberine alışmışım da bunlar çok kalındı. Biraz zor soydu. Bayağı bir fire verdi ama yapacak bir şey yok. Şöyle üçer tane koyuyorum. Üçer avuç. Evet hanımlar, 3 poşetim oldu böyle. Üç, biraz fazla koyuyorum. Benim çok seviyoruz. Şimdi bunları derin dondurucuya kaldıracağım. Önce şerbetimi hazırlamam lazım. 500 gram kadayıfım var. 3 bardak şeker koyuyorum. Normal arkadaşlar, klasik bardaklarla. İki bardak su koyacağım. İki bardak su koyuyorum. Atıyorum. Tava nerede? Şimdi bunu karıştıralım. Erisin. Ocağı alacağım. Yaklaşık 5 dakika kaynayacak arkadaşlar, fazla değil. Kaynamaya çıktıktan sonra 5 dakika. Onu da size göstereceğim. Şimdi şeker erimesi gerekiyor.
Arkadaşlar 500 gram da kadayıfım var. Kadayıfımı önce diliyorum. Taze bulamadım. Gittim, daha doğrusu da dükkan kapalıydı, adam bulamadık. Marketten aldım. Biliyorsunuz meşhurdur Erzurum kadayıfı, dolma kadayıfı. Yapacaktım ama taze bulamayınca tepsiye döndük. Şimdi bunu yağlayacağım. Bir kaşık tereyağı, bir çay bardağı zeytinyağı, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi böyle dökeceğim. Bunu iyice yedirmem gerekiyor. Şu kadayıfla da şöyle silelim. Ziyan olmasın. İyice yağda yedirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi bunu tepsiye basacağız arkadaşlar. Şimdi tepsimizin dibine alıyorum böyle. Bunun püf noktası, bunu iyice basmak lazım. Yani böyle şey kalmayacak. Şimdi bir kapakla bunu bastıracağım arkadaşlar. Şöyle bastıracağım elimle, ama böyle kapak getireceğim. Düz bir kapakla. Şimdi bir de kapak getireyim. Evet hanımlar, şerbetimiz kaynıyor. Kaynamaya çıktı. Kısığı aldım. 5 dakika, fazla değil. 5 dakika kaynayacak. Evet hanımlar, şöyle bir kapakla, bakın şöyle bir kapakla iyice bastırıyorum. Bakın iyice bastırdık. Şimdi tam bu esnada cevizimi döküyorum. Kocaman bir kase cevizim var. Fındık koyabilirsiniz, fıstık koyabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi şerbetimizi kapatıyoruz. Püf nokta şerbet. Şerbetimizin çok, ayarın çok iyi olması gerekiyor. Tam 5 dakika. Cevizimizi koyduk. Şimdi kalan kadayıfımızı üzerine koyacağız. Aslında şey yapacaktık, dediğim gibi biber falan fırına verdik, biberi aldık, patates oturması yapacaktık aldığımız patatesten, ama kızlar yemeğimiz var, tatlı yapalım dediler. Biz de kadayıf yapıyoruz. Yemeğimizi de göstereceğim size, sürpriz o.
Önce tatlımı koymam gerekiyor. Püf noktası şerbet arkadaşlar. Bir de tatlıyı çok iyi bastırmanız gerekiyor. Eşit. Dediğim gibi hava bozuk. Kapı ceyran yaptı. Bayağıdır yağmur yağmıyor aslında. İnşallah bir rahmet yağar da toz kalkar. Şöyle elinizin tabanıyla iyice bastırmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, tamam. Şimdi tatlımızı fırına göndereceğiz. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, tatlımı fırından çıkardım. Yaklaşık 20 dakika pişti. Ben davul fırında pişirdim. Yuvarlak fırınlar oluyor ya, onda pişirdim. Alt üst ayarda pişirdim. Çıkardım. Şimdi bir 5 dakika sıcaklığının geçmesini bekleyip şerbeti dökeceğim. Şerbet ılık olacak. İkisi de ılık olacak. Arkadaşlar kadayıfımın 5 dakika bekledi. Sıcaklığı geçti. Şerbetim de ılık. Şimdi ikisini buluşturuyorum. Yarım kilo, yarım kilonun ölçüsü bu. Bir kilo olursa ölçü bir katına çıkıyor, iki katına çıkıyor. Yani 3 bardak şeker koydum. Bir kilo olursa 6 bardak şeker. Şerbetin kıvamı da görüyorsunuz. Çok kalın değil, çok akışkan değil. Normal bir kıvam. Evet hanımlar, şimdi şerbetin çekene kadar tatlımız bekleyecek. Sonra servis edeceğiz. Şöyle kenarlarına doğru da böyle şey yapabilirsiniz alsın diye. Şöyle. O zaten alacaktır. Şimdi tatlımızı bekletiyoruz. Arkadaşlar çorbamız var. Akşam yemeğimiz çorbamız var. Bakalım şöyle. Peşeriye sebzeli çorbamız var. Salatamız var. Bir de içli köfte yaptık. Aslında bu videoyu dün içli köfte yayınladık ama bu video ondan önceydi. Bir aksilik oldu. Onu yayınladık. İçli köftemiz var. Arkasında da çayla beraber yaptığım kadayıf tatlımız var. Onu da size göstereyim. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi çay içeceğiz. Tatlıyı kesmem gerekiyor. Bir bakalım tatlımız nasıl oldu. Çıtır çıtır olacak yani. Hem tatlı ama böyle yumuşak olmayacak tatlımız. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şerbeti de tam kıvamında. Damlıyor da. Şimdi önce bir test yapacağım. Sonra sunum yapacağım. Bir çatal almam gerekiyor.
Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Hamur gibi olmayacak bakın. Görüyor musunuz? Bakın böyle yapacağım. Tel tel. Bunun şerbeti pişmesi çok önemli. Hamur gibi oldu mu bir şeye yaramıyor. Tekrar keselim böyle. Cevizli yaptım ben. Siz fıstıkla, fındıkla istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Yediğiniz zaman çıtır olacak tatlı. Hamur gibi olmayacak arkadaşlar. Görüyorsunuz bak ortasını da alıyorum böyle. Görüyorsunuz tel tel tatlımız. Çok fazla da oynamak istemiyorum. Bir de bir test yapalım. Müthiş olmuş arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. İyi akşamlar.